Biz Tivas'a giderken yolsunda bir kilise gördük. Ve dedik ki bir girip bakalım. Ortodoks. Ortodoks kilisesine. Arkadaşlar fail. Altımda etek olduğu için beni almadılar. Biz meğersem Tivat'a gelmişiz. Benim haberim yok. Evet. Neyse. Bir saattir Tivat'ı gezdiriyorum ama Tivat'ta olduğundan haberi yok. Aynen. Size çok tatlı bir manzara göstereceğim şimdi. Seni mi? Evet aşkım geç. Seninle daha tatlı oldu şimdi. Yani ben şu sahili bile Budva'dan daha çok beğendim. Beni bağışlayın. Ki bu taraflar çok çok daha iyi. Gerçekten buranın sahili çok daha tatlı değil mi? Evet. Hadi gelin birazcık denize bakalım. Ne kadar fazla deniz anası ve köpek balığı var. Köpek balığı ince çizgimiz. Bence şu an Tivat in, Budva out. Yani Budva birazcık daha şeydi ya, çok kalabalıktı yani aşırı. Budva'nın içinde trafik bile oluyordu, arabayla bir yere gidemiyorduk. Sanırsam her yere gideniz çok temiz ha? Evet. Bir şey söyleyeceğim, beni YouTube'dan takip edip eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız çok üzülürüm gerçekten. Bir sürü fotoğraf çekip tatlı tatlı paylaşıyorum, arada bir girip bakın. Tatlı bir kafeye oturduk. Bir şey söyleyeceğim. Ben Tivat'ın hastası oldum galiba şu anda. Aşırı beğendim. Bence Tivat çok daha kaliteli bir şehir mi artık semt mi? Öyle. Kahvelerimizi bekliyoruz. Baran'ın cold brew, benim ice cappuccino'm ve suyumuz burada. Baran bitkin ve yorgun bir halde. Alt tarafı iki şortla. Gerçekten ya. Mahvoldu. Bütün enerjimi aldı ya. Şimdi biz birazcık kahve keyfi. Size buradaki hesabı da göstereyim. Biz bir müzeye girdik. Birazcık sesli konuşan bir müzeye girdik. 3 katlı bir sergi var. Böyle sanırım günümüzden yapılmış bazı sanatsal eserler var. Burada bir kilise var. Buraya girebileceğimizi söylediler. Fakat şuradaki kısımda çalışma varmış. O yüzden oraya giremiyoruz. Ve diğer müzede 3 katlı. Ve free arkadaşlar. Ücretsiz dolaşabilirmişiz. O yüzden dolaşalım bakalım. Böyle müzeler hastayım ne biliyor musun? Yanında açıklaması var. Evet bu minik bir kilise. İçerisi çok küçük bu arada ve içeride hiçbir şey yok. Sadece duvarda böyle bazı yerlerin kısa açıklamaları var bu tarafta. Ve bu tarafta farklı iki duvarda. Burada da sadece minnacık bir resim ve sanırım dua etmek için küçük bir alan. Başka da bir şey yok burada. Ve şimdi o üç katlı farklı farklı eserlerin bulunduğu kısma giriyoruz. Burası birinci kat. Bu katta da böyle değişik şeyler var. Hatta da böyle tablolar var. Bunu ben çok beğendim bu arada. Çok hoşuma gitti. Bu kadar. Küçük ve tatlı bir müze. Ama bir şey söyleyeceğim. Şu yani girişi ve merdivenleri çok tatlı değil mi? Selam arkadaşlar tekrardan. Şimdi arkam dehşet parlıyor farkındayım ama Tivat'taki evimize geldik ve bu fiyata bu ev şaka mı? Gerçekten inanılmaz iyi. Şöyle şurası komple bize ve ya burada iki daire var. Buradaki iki daireye ait. Size hemen küçük gezdireceğim. Şurada çok güzel bir manzaramız var. Burası böyle bizim oturabileceğimiz tatlı bir alan. Şurada da bir kısım var. Burada da bir şeyler var. Benim anlatışıma bakın ama. Şurada tatlı küçük bir havuzumuz var. Şurada başkaları kalıyormuş. Burası da bizim küçük evimiz.
Şimdi kapımızı kapatalım. Evet. Burası yatak odamız. Bu arada böyle küçük durduğuna bakmayın. Bence gayet yeterli bir alan var ve aşırı temiz. Yani temiz olduğu çok belli değil mi? Evet. Burası böyle giriş, küçük bir minnacık giriş. Burada ayna ve ben. Burada yine tertemiz bir duş. Her şey var. Bizim için her şey düşünmüş. Ve burası da salonumuz. Ev sahibinin bir de normalde kendi özel villası burası. Aynen, altları. Altları iki daire yapmış, ikisini kiraya veriyor sadece. Bizim gündüz alınmadığımız kilise bu kiliseydi. Biri bize laf attı. Neyse, ondan sonracıma şimdi size Karadağ'da bir okul göstermek istiyorum. Burası da bir Karadağ'da okul. Minnacık bir okul. Şurada da Baran var. Biz eve gittik. Tabi biraz havuza girdik. Ondan sonracığıma çıktık. Biraz dinlendik falan filan. Tabi sonra karnımız acıktı. Biliyorsunuz ben burada 10 kilo falan aldım galiba. En az hiçbir şeyim olmuyor. Gerçekten. Bu beni de zorluyor arkadaşlar. Hiçbir şey yemiyor. Neyse. Dönünce 5 ay detoks. Olur öyle şeyler ya. Kilodur bu, alınır verilir. Hiç problem değil. Nasıl zamanda verdiysek. Şimdi de veririz yani. Sıkıntı etmiyorum deyip ağlıyormuşum burada. Beklerim burada. Bakalım biraz dolaşalım. Sonra bir şeyler yiyelim. Takılalım yani. Just chilling. Markaları görüyor musunuz? Küçücük bir şehir olmasına rağmen bir sürü marka var. Budva'da hiçbir şey yoktu. Gerçekten. Budva'da... Ya binaların güzelliğine bakın ya. Allah'ım yarabbim, sinir oldum gerçekten. Yani her yer mi aşırı temiz ve böyle güzel görünür ve böyle zengin durur. Şimdi size böyle güzel bir müzik eşliğinde çok büyük bir denizaltı göstereceğim. Şuna bakar mısınız? Aşırı büyük. Gerçekten çok fazla büyük. Bak ben yanına gideyim, sen beni çek. Minnacıksın. Minnacık. Büyük olduğunu. Ben 1.80. Hadi Balkan balesi. Arkadaşlar galiba yan tarafta da düğün var. Ona da denk gelmiş olabiliriz. Bir organizasyon düzenliyorlar. Acayip şeyler var, göstereceğiz şimdi. Titanik'in çapası. Şaka, böyle bir şey yok, hayır. Bilmiyorum ne çapası olduğunu. Hangi gemiden kalma? Şu o, şurada 14 yazıyor ya, acaba 14 ton anlamında mı? Galiba 8 bin kilo olabilir. Yani 8 ton. 8 ton mu? 8 bin kilo gibi şeyler yazıyor galiba. Ya sence sen onu yerinden oynatabiliyor olsaydın onu oraya koyarlar mıydı? Bence koymazlardı. Ama onlar daha Türk'ün gücünü bilmiyorlar. Neydi o? Benim atam Seyit Onbaşı. Ha, Seyit Onbaşı. Kendini şu an bir Osmanlı bireyi olarak hayal ediyor. Aman tanrım ya, lütfen. Zamanında Osmanlı bu toplarla... Bu sarılma o kadar pistir ya. Temizlenir bir şey olmaz. Hayır. Eğer bizim topraklarımıza ateş etmek için kullanılırsa lanet gelsin bu toplara. Allah tövbe. Ama bizim topraklarda savaşmışsa ne mutlu bu toplara. Şu küçük olan denizaltı ve şu da az önce gösterdiğimiz büyük olan denizaltı, ne kadar büyük olduğunu sizi görün. Kerem de orada minnacık nokta gibi bir şeyler yapıyor işte. Karımı takip edin. Birazcık zoom yapın bir dakika. Bak delirdi. Karım da karım. Çektin mi? Çektim. Artık ne kadar büyük olduğunu gördünüz mü? Görmüşlerdir. Tamam. Şimdi nereye gidiyoruz Ceren Hanım? Bu konuya daha çok sen karar veriyorsun. Çünkü bütün şehir araştırmalarını yapan sensin. Acıktın mı? Yani. O sence zaman... bu boş mide acıkmamış olabilir mi? Seni çok güzel bir yere götürüyorum. Tamam. Hazır mısın? Evet. Günaydınlar herkese. Dün videoyu yarım bıraktık çünkü gittik, yemek yedik falan filan derken bir şeyler unuttuk çekmeyi ve akşam eve geldiğimizde hatırladım ben.
Bunun için üzgünüm. Neyse şimdi sabah saat 9, daha yarın 9 oldu. 7'den beri falan ayaktayız. Şimdi kahvaltı etmeye gidiyoruz. Sonra da muhtemelen Kotor'a gideriz ve orayı bir gezeriz. Bugünkü planımız da bu şekilde. Amerikanolarımız geldi ve kahvaltılarımızı bekliyoruz. Günaydın. Ve evet, o güzel kahvaltılar geldi. Ben sarım. Biz artık yiyelim, acıktık çünkü. Çok güzel yollardan böyle tırmana tırmana geliyorduk ve inanılmaz güzel açık bir manzara gördük. Hemen size de dedim ki göstereyim bunu. Bu şaka mı bu? Hello. Okay. We will order 5 minutes later, okay? Çok iyi değil mi? Aşırı serin. Umarım şeyden sesim geliyordur, rüzgardan. Çok rüzgarlı ve aşırı serin bir yer. Buz gibi. Buz gibi. Evet, sonunda Kotor'dayız. Burada gördüğünüz gibi Old Town var. Şimdi oraya gireceğiz. Bakalım buranın Old Town'u nasılmış. Seni çekiyorum. Çok sıcak. Kotor gezimizi burada sonlandırmış bulunmaktayız. Evet ya, bir yer daha vardı arkadaşlar ama onu görmeye çok değer bulmadık. Dedik, ya evet ver. Böyle baranın arkasındaki gibi bir yer yani. Hani ekstra abartılacak var. Bir şey olduğunu düşünmediğimiz için ve hava çok sıcak olduğu için evimize gidip havuza girmeyi tercih ediyoruz şu anda. Evet. Zaten halime bakın yani, şaftım kaydı gerçekten. Bugün benim için inanılmaz sıcak bir gün. Baran içinse tam tersi. Ben biraz hala hastayım, o yüzden muhtemelen sıcak iyi geliyor bana. Şu son bir saattir falan biraz sıcak oldu artık, diyor mu? Ben sabahtan beri çok sıcak diyorum sürekli. Tamam, neyse ya, evde görüşürüz. Tatlı tatlı havuz keyfi yapalım birazcık. Hava sıcak. Aşırı sıcak hem de. Havuz buz gibi. Arı kurtardık arkadaşlar. Ne? Güneş beni mahvediyor. Şu an ekranı asla ve asla görmüyorum. Oh, ayağıma vurdun. Ya ama muhtemelen ikimizin suratı da beyaz. Niye bilmiyorum ama asla güneş kremi sürmeyi öğrenemiyorum. Genelde yazın ailesiyle tatile giden ve domates gibi kızaran çocuk olur ya, kremle bilmez. Geceleri yanınca sırtına yoğurt sürer hani. O çocuk benim işte. Güzel. Bu güneşin bugün benden alıp veremediği ne var acaba? Bugün gerçekten çok sıcak. Arabaya bindiğimizde 38 derece gösteriyordun. Evet. Ve o his, yani gösteren, benim hissettiğim en az 45. Selam herkese tekrardan. Biz gördük, havuza falan girdik. Duşlar alındı. Şimdi küçük bir makyaj yapacağız. Bugün Baran'ın bana evlilik teklifi edişin birinci yıl dönümü olduğu için küçük tatlı bir yemeğe çıkacağız. Ben makyaj yaparken siz de beni izleyin. Neden olmasın, değil mi? O zaman başlayalım. Ya, tabii ki müziksiz adım atamam. Aşk o. Size bugünün önemini ve değerini anlatmıştım. Baran'ı date'e çıkardım. Kendisini ışıktan dolayı göremiyor olabilirsiniz. Çünkü masanın ortasında kocaman bir ışık var ama. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. İlk date'imiz sayılabilir birinci bu arada. Birinci senemizin date'i. Yani evlilik teklifinden sonra birinci senemiz. Baran porsiyonundan dolayı çok mutsuz.
Yemek ister misin? Yemek isterim, alacağım bir saniye aşkım. Benim tabağım görünmüyor ama tatlı bir sezer salatam var. Merhaba arkadaşlar, biz eve geldik. Bugünün de artık sonuna geldik. Evet, bugünümüzü de bitirdik. Son 3 günümüz falan, ne düşünüyorsun? Bitirdik tatlı ama evimizi özledik yani, artık dönelim evimize. Evet, yarın sabah görüşürüz, bay bay. Selamlar herkese. Tivat'tan ve Karadağ'dan son günümüzdeyiz. Hatta gün bitti sayılır. Günün akşamındayız. Akşama doğru saat 6'ya falan geliyordu en son. Ve son kez sahile doğru ineceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Birazcık öyle takılıp falan filan derken evimize geri dönüp eşyalarımızı toplayacağız ve artık dönüş vakti gelmiş bulunmakta. O zaman son kez sahile gidelim. Bu yollarda şimdilik son kez yürümece. Ne düşünüyorsun bakalım tatlı çocuk? Evimizi özledim artık yani, bence de yeter. Ama şey, iyi ticaret. Aynen, biz biraz fazla kaldığımız için arkadaşlarım öyle sanıyorlar yani gerçekten. Hani dalgasına irtica mı ettin falan diyenler oldu. Biz keyfi gezmeyi seviyoruz arkadaşlar. Yani bir yerde 2-3 gün böyle koştur koştur gezmektense 10-15 gün kalıp rahat rahat dolaşmayı severiz yani. Kesinlikle bu arada, yani ben de gerçekten o yüzden böyle turlara çok fazla sıcak bakan bir insan değilim yani. Kafama göre takılmayı daha çok seviyorum ki zaten artık internete baktığınızda bir yerin en çok gidilmesi gereken yerlerini, işte ne bileyim, ondan sonra acaba en meşhur yemeklerini falan filan her şeyi çok rahat bulabiliyorsun. Bence bir tura ihtiyaç yok. Burada çok tatlı bir hamburgerci var. Evet, seni göreceğiz bakalım nasıl tatlı. Oraya geldik. Evet, Baran'a The Big Bite Burger söyledik. Bana da aynısını, küçük versiyonunu söyledik. Ve bir tane tuzlu patates kızartması. İşte içecekler falan filan, neyse. Böyle minik bir sipariş verdik. Bakalım tadı nasıl? Ve geldiler. Ben Baran'ınkine göre bir tık daha küçük bir hamburger sardım ama yine de çok büyük bu arada. Hemen patatesin tadına baktık. Patates aşırı iyi. Yani gerçekten ben anlamıyorum. Bir de buradaki bütün mayonezler. Mayonezlerine bayıldım. Çabuk bir ısırık alıp hemen tadı nasıl bizimle paylaş. Bir ısırıktan fazlasını almış gibi. Tadının nasıl olduğunu yorumlayabilirim. Evet. Yani buradakiler aslında bizimkilerden bir farkı yok. Sadece etleri lezzetli. Oradan kazanıyorlar. Yani güzel bir hamburger. Tabii canım, kötü değil. Bakın suyunu çıkarayım. Gerçekten güzel. Ben çok beğendim. Bu güzel manzaraya şöyle bir son kez tatlı tatlı bakılsın. Bugün çok romantik bir kızım. Sadece bugün değil, her zaman. Görüntü olarak. Bugün o kadar da güzel. Böyle son akşamımızda gelelim manzaraya karşı. Tatlı bir kahve içelim dedik. Ve cappuccino ve Baran'ın ice latte'si. İki gündür bağımlısı oldum mesela.